Merhaba, bu videomuzda Xiaomi'nin Mi Stick isimli televizyon adaptörünü inceleyeceğiz. Bu adaptörümüz televizyonumuza takıldığı andan itibaren televizyonumuz akıllı olmasa bile onu akıllı yapmayı sağlayabiliyor. Üzerinde bulunan HDMI girişiyle tüm telefon televizyonlara uyum sağlıyor. Yani şöyle bir olay var. Eğer yapmak istediğiniz televizyon tüplü bile olsa HDMI girişi varsa buna takmanızın ardından televizyonunuz Android'in desteklediği her şeyi destekleyecektir. Bunun yanı sıra kutu içinden çıkan parçalardan da bahsetmek istiyorum. Bu gördüğümüz bir HDMI kablosu. Televizyonumuza HDMI'mizi taktığımızda birazdan göstereceğim. HDMI'mizin dışarıda kalmasını sağlıyor. Bir diğer olayımızsa Mi Stick isimli adaptörümüzün üzerinde bir mini USB girişi bulunuyor. Bu ne demek? Eski nesil telefon adaptörleriyle, yani kutunun içinden çıkan yine bu kabloya bağlayarak çalıştırmamız gerekiyor. Harcamak istediği güçten dolayı kendisi prize takılı olmadan çalışmıyor. Yani televizyonumuzun yanına bir prizimiz yoksa üçlü bir priz alarak bir elektrik desteği sağlamamız gerekebilir. Şimdi biz bunun kurulumunu yapmadık. Tüm kurulumunu yapacağız. Nasıl çalıştığına ve fiyatına değip değmediğine bakacağız. Öncelikle az önce bahsettiğimiz kabloyu televizyonumuza takıyoruz. Ve ardından bahsettiğimiz Mi Stick'imizi de buna taktık. Ancak tabii ki işlem burada bitmedi. Çünkü Mi Stick'i elektriğe takmadan kullanamıyoruz. Bunu yapabilmek için ben burada bir üçlü priz taktım. Üçlü prizin altındaysa gördüğünüz üzere Mi Stick'imizle televizyonumuz bağlı. Ve bu noktada Mi Stick'in kumandası ve asıl televizyonumuzun kendi kumandasına ihtiyacımız var. Neden? Çünkü Mi Stick'i kullanmak için televizyonumuzda bir geçiş yapmamız gerekecektir. Eğer televizyonumuzu hangi HDMI'ye taktıysak, burada birazdan ekranı televizyona yakınlaştıracağım zaten. Televizyonumuzda kaynak seçeneği bulunur her zaman. Bu kaynak nedir? Burada şu an gösteremiyorum. Videonun üzerinde görebilirsiniz. Kaynak butonu televizyonun hangi ekrandan veri aldığını gösterir. İşte HDMI, dahili uydu alıcı ya da kablosuz ekran gibi bu televizyondan televizyona farklılık gösterebilir. Burada HDMI'lar arasında geçiş yaparak hanginizin televizyonunuz olduğunu bulabilirsiniz. Şu an gördüğünüz üzere biz Mi Stick'i taktığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. İlk defa takılı ve kurulumu yapılmamış. Şimdi televizyon ekranıyla sizi baş başa bırakıyorum. Bu noktada televizyonumuzun kurulumu için dil seçimi ekranı var. Burada dil kısmında Türkçe seçeneğimiz bulunuyor. Hemen Türkçe'yi seçiyoruz. Ülke konusundaysa yerel hizmetler için diyor. Hemen ülkemizi seçelim. Gördüğünüz gibi Türkiye seçeneğini seçtik. Zaten kumandamızın çok sade ve basit bir yapısı var. Üzerinde sağ sol tuşlar, orta tuş ve bir iki kısa yollar, geri tuş, ana tuş. Bunlarla genel olarak tüm işlerinizi yapabiliyorsunuz. Çünkü zaten çoğu şey buna uyarlı. Tüm kumanda bu televizyon için yapıldığı için sıkıntı yok. Televizyonunuz hızlı bir şekilde kurulsun mu diyor. Telefonumuza bağlantı yapmayacağız biz. Direkt atla diyoruz, detayları geçiyoruz. Bir internet bağlantısı yapmamız her zaman yararımıza olacaktır. İşte klavye noktasında kumandanız bir miktar zorluk yaratabilir. Çünkü klavye üzerindeki her şeyi teker teker basarak bu şekilde gitmeniz gerekiyor. Eğer imkanınız varsa televizyonunuza bir klavye takmanız mümkün olmayacaktır imkanınız olmasına rağmen. Çünkü bahsettiğimiz adaptör USB girişine sahip değil. Gördüğünüz gibi oturum açın ya da atlayın diyor. Eğer atlarsak Google Play kısmına geçemeyeceğiz. Ama yine hızlı olması için atlıyorum. Bu noktada televizyonun kendisinde bulunan Google Chrome gibi uygulamalara giriş yapacağız. Hizmet şartları gibi şeyleri otomatik olarak atlıyoruz ve hepsine devam et diyoruz. Bu uygulamaların otomatik yüklenip yüklenmemesini istemediğimizi soruyor. Bunların hiçbirine şu an evet demiyoruz. Zaten bunları istersek Google Play üzerinden istediğimiz zaman indirebiliriz. Devam et diyelim. Burada bize televizyon tanıtıyor. Asistanla konuşabilir, istediğinizi anlatabilirsiniz. Google Play'den uygulamalar indirebilirsiniz. Ve telefonunuz tarafından da bilgisayarınızı, daha doğrusu televizyonunuzu yönetebilirsiniz diyor. Son noktamızsa evet, televizyonunuza, telefonunuzdaki şeyleri anında yayınlamanıza da imkan sağlayan bir olay olduğunu belirtiyor. Şimdi buna geçelim dediğimde, bu arada şu da çok merak edilen bir konu, hemen değinmek istiyorum. Google Play olan, yani Android'li bir cihaz olduğu için televizyonlara bu adaptörle APK'lar yükleniyor mu? Evet, televizyonunuza APK kurulumu yapabilirsiniz. Yüklediğiniz APK'ların en aşağı %60'ı 70'i çalışmayacaktır. Yani indirilip uyum sağlamadığı için ana sayfada kalacaktır. Böyle sorunlar yaşayabilir. Ama hepsi kurulabilir. Bu noktada deneyip denememek size kalmış. O şekilde bunu da belirtmiş olalım. Xiaomi şart koşullarına kabul ediyoruz. Karşımıza neler çıkacak yine teker teker bakalım. Gördüğünüz gibi en önemli noktaya geldik.
televizyonumuz neler yapabiliyor, bize neler vaat ediyor. Örnek veriyorum, YouTube'a giriş yaptığımızda televizyonumuzun şu an akıllı olmadığını biliyoruz. Ancak bu adaptör sayesinde gördüğünüz üzere güncel bir şekilde YouTube'a bağlanabiliyoruz ve hiç yormadan çok kolay bir şekilde çalışıyor. Kendi kanalımıza geldiğimizde gördüğünüz üzere bizim kanala geldik ve videolar bu şekilde duruyor. Bir video açmak istediğimizde ne kadar hızlı çalıştığı, nasıl bir görüntü kalitesi verdiği gibi şeyler test edelim. Hemen reklamı atlıyoruz ve video açıldı. Videoda yine kameranın karşısında ben varım. Daha fazla dediğimizde normal seçenekler geliyor. Zaten bunlar YouTube'un kendi özellikleri. Yani tam olarak bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Buradan çıkalım ve kumandamızın özelliklerini deneyelim. Hemen buradaki sağ tuşa bastığımızda bizi Android ana sayfasına attı. Android üzerinde gördüğünüz üzere Netflix, Prime Video gibi özellikler var. Hangi sayfada olursanız olun Netflix'e bastığınızda zaten otomatik olarak Netflix'in açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere Netflix açılıyor. Aynı şekilde bunu Amazon Video için de yapabiliyorsunuz. Hemen Amazon Prime'a tıkladım ve gördüğünüz üzere Prime'ı otomatik şekilde açtık. Şimdi tekrar ana sayfaya dönüş yapıyoruz ve buradaki diğer butonu deniyoruz. Ne işe yaradığına dair. Bu da düzenlenebilir kısa yollara attı bizi. Hemen buradan diğer uygulamalara erişebiliriz. Peki alttaki artı eksi tuşları ne yarıyor derseniz, gördüğünüz üzere ses açma kapama yarıyor. Google Asistan'ın kullanımını test edelim. Siri'yi tanıyor musun? Siri'yi sen beni tanıyorsun. Dünya gerçekten küçük. Umarım keyfi yerindedir. İşte Google Asistan'la bu şekilde tıpkı bildiğiniz Apple'daki Siri gibi konuşabiliyorsunuz. Hatta aşağıdan başka sorular da sorabiliriz. Siri ile görüşüyor musun dedik. Duydum ama birlikte hiç vakit geçirmedik. Bu şekilde mizahi bir bakış açısı var. Şimdi biraz daha ciddi olursak ana konumuza dönelim. Göstermek istediğim iki nokta var. Burada birincisi uygulamalar kısmı. Cihazımızla internete girmek ve cihazımızı telefona bağlamayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere şu an Google Play'e giriş yaptık. Ve Google Play'e aşağılara doğru indiğimizde istediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz. Bu uygulamalar içinde işte normal akıllı TV'lerde bulunmayan Exen gibi uygulamalar da var. Biraz daha aşağı indiğimde tarayıcıları göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere herhangi bir internet tarayıcısını indirerek istediğimiz siteye girebileceğiz. Şimdi bunu da hemen test edelim. Bu internet tarayıcılarının oldukça çeşitleri var. İşte Firefox, Opera gibi gibi. Ancak ben şu an hızlı olması için karşıma ilk çıkan tarayıcıyı indiriyorum. Ancak saçma bir şekilde Android TV'ler üzerinde Google Play'den Google Chrome'u indiremiyorsunuz. Google Chrome'u APK olarak televizyona atmayı deneyebilirsiniz. Bu noktada bazı sorunlar yaşanabilir. Örnek veriyorum, normal Android'de olan tam ekran yapma özelliği gibi şeyler Google Chrome'un televizyona atılmış APK halinde çalışmıyor. Ancak kusursuz bir şekilde yine çalışmaya devam ediyor. Şu an indirdiğimiz tarayıcıya baktığımızda hemen Google'a giriş yap diyoruz. Tabi de gördüğünüz üzere Google tarayıcısı ve televizyon sürümü, daha doğrusu tarayıcı biraz eski olduğu için eski hale açıldı. Hemen internette kendi sitemizi arayarak devam edelim. Aramaya devam et dedik. Gördüğünüz üzere bizim kendi sitemiz ve siteye tıkladığımızda sorunsuz bir şekilde sitenin gelmesi lazım. Evet, gördüğünüz üzere sitemize normal şekilde televizyon üzerine ulaştık. Normal şartlarda televizyonumuz akıllı değildi. Ancak bu aparat sayesinde istediğimiz gibi internete girebiliyor ve gezebiliyoruz. Ve site içerisinde istediğimiz gibi gezinebiliyoruz. Bir içeriye tıkladık ve gördüğünüz üzere sayfa yükleniyor. Bir miktar yavaş geliyor ancak bu çok önemli bir sorun değil. İnternette gezebiliyor olmamız şu an için en önemli amacımızı yerine getiriyor. Şimdi bu noktada sayfadan çıkış yapalım ve ana sayfaya dönelim. En çok merak edilen ikinci şeyi cevaplayalım. Akıllı telefonumuzu televizyona bağlama. Çünkü bu aparat bize telefonun aynı şekilde ekranın tamamen televizyona yansıtılmasını da vaat eden bir aparat. Nasıl çalıştığını şimdi test edelim. Televizyonumuzun yansıt özelliğine geliyoruz ve kabul et diyoruz. Eğer çalışırsa bu özelliğin nasıl çalıştığını teker teker anlatacağım. Nereden bulunacağını ve nasıl olacağını. Şimdi bu noktada telefonumuzda ekran yansıtmayı açtıktan sonra televizyonumuzda ayarlar dedikten sonra en tepede bulunan cihaz adını ayarlayın kısmında aktarım cihazı kısmına tıklıyoruz. İsim dışında en altta bulunan cihaz tercihleri ve diğer ayarlara geleceğiz. Gördüğünüz üzere televizyon ve Bluetooth arasındaki, daha doğrusu televizyon ve telefon arasındaki bağlantıyı sağlamak için telefonumuzdan Bluetooth açtık ve eşleştir diyerek direkt televizyonumuzu gördük. Televizyonumuzun Bluetooth'u otomatik olarak açık geliyor. Çünkü zaten elektriğe kablo şekilde bağlı olduğu için kapatmak bize bir elektrik tasarrufu sağlamıyor. Bu noktada ikisini eşleştiriyoruz.
Bluetooth bağlantısını da yaptıktan sonra son bir aşama olarak telefonumuza Google Home uygulaması indirmemiz gerekiyor. Google Home uygulaması indirmemizin ardından uygulamaya giriş yapıyoruz ve karşımıza normal şartlarda Google TV, kamera gibi ne bağlamak istiyorsunuz diye bir seçenek çıkıyor. Bunların en altına gelip şimdi değil dediğimizde bizi bu sayfaya atıyor ve aynı Wi-Fi, aynı Bluetooth'a bağlı olduğumuz için Mi TV görüntü aktarım cihazı en alt kısımda çıkıyor. Burada sesi nasıl ayarlayacaksınız gibi seçeneklerden sonra en altta bulunan ekranın yayına seçeneğini tıklarsanız hemen Google her şeyi kaydedecektir seçeneği karşımıza geliyor ve mutlu sona buradan ulaşabiliyoruz. Kamerada görüntü biraz kötü gözükebilir. Gördüğünüz üzere iki ekranımızda da aynı görüntü var. Şimdi gördüğünüz üzere Mi TV Stick ile istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Cihazımızı televizyonumuza aktarabiliyoruz. Telefonumuzun ekranı kilitlediğimizde de bu sonucu alıyoruz. Şimdi Mi TV Stick ile ilgili diğer merak edilenlere geçelim. Mi TV Stick'i almaya değer mi? Ne kazandırır? Öncelikle televizyonunuz akıllı değilse internete bağlanarak internet üzerinden yapılabilen her şeyi yapmanızı sağladığı için bence kesinlikle değer ve herkeste bulunması gereken bir şey diyebilirim. Biz yokken ihtiyacını çok çekiyorduk. Fiyatıysa ben aldığım zamanlarda yaklaşık bir 700-800 lira kadar fiyatı vardı. Siz videoyu izlerken doğal olarak bu fiyat artmış olabilir. Zaten muhtemelen satın alma linkleri video açıklamasına ve yorumlarında bulunur. Oralardan ulaşabilirsiniz. Yani Mi TV Stick güzel bir şey. Bunun yanı sıra şunu da belirtmek istiyorum. Mi TV Stick değil de kutu ürünü var bir de. Kutu ürünü biraz daha verimli. Aradaki farkları da açıklama kısmında belirtiriz. Yani bununla ilgili diğer önemli detaylar, sık sorulan soruların cevaplarını yine videonun açıklama kısmında belirteceğiz. Cihazımızın kullanımı bu şekilde. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.